Sevgili MESAM üyeleri, önemli haberleri sizlerle paylaşmak için karşınızdayım. Beni izleyen herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Değerli dostlar, geçen hafta Berlin'deydik, takip ettiniz. GEMA'ya karşı açtığımız dava sürüyor. Biz işin peşini bırakmıyoruz, bırakmaya hiç niyetli değiliz. Gelişmeleri an be an sizlerle paylaşacağız. Ama bu konuda verilmiş bir karar yok, onu belirteyim şimdi bugün başlıklarımız şunlar. Binamızın yıkılması ve artık inşaata başlıyor olmamız. Kürtçe başta olmak üzere Türkçe dışı dillerdeki eee çalıştayımızla ilgili önemli bilgi vereceğim. Genel kurulumuz yaklaşıyor. Otelde kendiniz mi kalırsınız yoksa biz mi her zamanki gibi misafir edelim? Onunla ilgili anket sonucunu paylaşacağım sizlerle. Kıbrıs ve Azerbaycan'la ilgili paylaşımım olacak. Eylül dağıtımı aman dikkat, önemli bazı verileri sizlerle paylaşacağım. Ee, evet, vekalet konusu var. Dergimiz yayınlandı. Onu göstereceğim sizlere. Sevgili arkadaşlar, binamız aslında biz normal koşullarda geçen sene 14 Ekim'de binamızı satın aldığımızda bu yıl orada olmayı hedeflemiştik. 6 Şubat depremi Türkiye'de pek çok şeyi değiştirdiği gibi bu alanda da bizim yeni bir karar almamıza yol açtı ve bu kararı hep beraber aldık sizlerle. Yani anket çalışmamızda %87 üyelerimizin %87 gibi ağırlıklı bir çoğunluğu bina yıkılsın yeniden yapılsın doğru olan da buydu aslında. Çünkü her binanın bir ömrü var. Evet sağlamdı vesaire ama binanın kentsel dönüşüm kapsamına alınması o kadar çok prosedürleri vardı ki, o kadar çok bürokratik işlem vardı ki, neyse ki hepsini çözdük. Bugün ilk kazmayı vurduk, dozerler girdiler ve yıkım başladı. Öyle tahmin ediyorum ki en geç Kasım'ın 15'ine kadar hep beraber sizlerin de katılacağı bir gün, cumartesi veya pazar gününe denk getirmeye çalışacağız. Sizden gelen talepler doğrultusunda kurdelayı hep beraber keseceğiz ee, ve tamamen çelik bir yapı olacağı için de inşaat beklenenden kısa sürecek. Dolayısıyla seneye bu zamanlar MESAM yeni binasında faaliyetlerine devam etmiş olacak hedeflerimiz bu yönde bütün üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. Sevgili arkadaşlar 20 Ekim'de başta Kürtçe olmak üzere. Türkçe dışındaki e, müziklerde yaşanan telif sorunlarına dair bir çalıştay planladık biliyorsunuz. Otelimizi ayarladık, her şeyimiz hazırdı ama burada bir şey çıktı karşımıza. O gün konuşmacı olarak katılmak isteyen e, pek çok arkadaşımızın konseri çıktı. Son dakikada ekstraları çıktı. Gerçi bazıları söylemişti bize konser olmazsa gelirim diye. Biz de bunu şöyle bir fırsata çevirmek istedik. Bunu mesan MSG bütçesiyle yapacaktık ama hazır e, böyle bir şey çıktı ve Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurup destek ödemesi kapsamında projelendirerek tümünü Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçirmeyi uygun gördük. Dolayısıyla bu çalıştayı Mart veya Nisan 2024'te yapmayı uygun gördük. Sizler için de uygunsa bunu buradan duyurmuş olalım. Ama bizim 17'sinde bir çalıştayımız var. SİSAK yetkililerin de katılacağı radyo ve televizyon lisanslamaları konusunda dünya emsallerini masaya yatıracağımız ve Türkiye'de olup bitenleri de yanına koyacağımız ve bu doğrultuda bu ışıkla bir yol alacağımız yolumuzu aydınlatacak verilerle bir çalıştay gerçekleştireceğiz. O çalıştayı da sizlerle daha detaylı paylaşacağım. Şimdi anket sonucuna gelelim. Sevgili arkadaşlar daha önce de söylediğimiz gibi genel kurullarımızı yaptığımız otelde olsun ya da daha genel kurulun yeri belli olmadı. O yüzden tarihi de belli değil. Çünkü hakikaten baktığımızda salonlar korkunç pahalı. Ee, o kadar büyük rakamlar isteniyor ki yani nereden baksanız 50-60 bin dolardan kapılar açılıyor. Biz en makul seviyede bu genel kurulu yapmak istiyoruz. Ama genel kurulu hangi salonda yaparsak yapalım. Şimdi düşünün en son Grand Cevahir Otel'de yapmıştık genel kurulumuzu. Tekli oda sayısı yetersiz kaldı. Her üyemizde daha doğrusu büyük çoğunlukta tekli odada kalmak istediği için çok büyük sıkıntı yaşadık ücretini, otelin ücretini size verelim. Siz kendiniz bir yerde kalın ya da biz yapalım şeklinde iki soru yöneltildi size. Şu ana kadar önümüze çıkan tabloda %60 üyelerimizin, şehir dışından gelen üyelerimizin %60'ı ödemesini bize yapın, biz kendimiz kalalım diyor. %40'ı da hayır siz yapsın diyor. Demokrasi dediğimiz şey çoğunun dediği olur mantık buysa eğer evet ödemesini size yapacağız ama bununla ilgili bir yönetim kurulu kararı almamız gerekiyor yönetim kurulunda konuyu masaya yatıracağız. yönetim kurulu kararından sonra bu konuda net bir şekilde sizleri bilgilendireceğiz Kıbrıs'ta her an güzel bir gelişme olur ama dereyi görmeden paçayı sıvamayalım bir imza yatalım ondan sonra Perşembe günü Azerbaycan'dayız yaklaşık 12-13 ülkenin katıldığı çok önemli bir toplantı gerçekleşecek. 5 ülkenin de kültür bakanları katılacak ve biz Mesam olarak kültür bakanlarına bir sunum yapacağız o gün. Kendi ülkelerinin fikri mülkiyette geldiği son aşamayı, fikri mülkiyet örgütlerinin önemini onlara anlatıp kendi ülkelerinde karar almalarını sağlayacağız. Önemsediğimiz bir toplantı. Türk soy gibi önemli bir kuruluşla işbirliği yapmanın güzel taraflarından birisi bu Selim çaldıranla ikimiz katılacağız Başkan yardımcımız Selim çaldıranla ikimiz katılacağız şimdi sevgili dostlar Eylül dağıtımına geçmeden önce vizyon dergimizin son sayısı yayınlandı biliyorsunuz iki ayda bir düzenli olarak yayınlamaya Özen gösteriyoruz son sayısında neler var? Ee, kaybettiğimiz değerlerimiz var. Özkan Uğur, e, Müzik Yaşamı, Müzik Yolculuğu arkadaşlarının söyledikleri. Aynı şey e, Usta Müzik Çınarımız Erkin Koray için. Aynı şey Bir Değerli Ozanımız Erkan Yoksulu'yu kaybettik, onun için var. Ve Kadim bir gelenek, dengbejlik kültürü, Kürtçe müziğin e, Sembollerinden dengbejlik Ve bir önemli pırara götürüyoruz sizi. Bununla ilgili hem Türkçe hem Kürtçe çok önemli bir makale var. Bunlar sadece kapağa yansıyanlar ama içerik dop Arkadaşlarımız zaten dergimizi size gönderecekler. Dergi demişken şu ana kadar yaklaşık 100 civarında müracaat var röportaj için. Değerli arkadaşlar sırayla adaletli bir şekilde yapıyoruz. Şimdi bakın mesela bu sayıda kimleri göreceksiniz? Ee, Müslüm Sümbül ozanımız var. Şehabettin Genç, Ahmet Çuacı, Aysun Timurcan, Dursun Özdil, Sıddık Doğan gibi pek çok üyemiz var. Bunlar ta bir seneden beri tasarlanan şeyler. Sonra 6 Şubat'la ilgili özel bir deprem sayısı çıkınca biraz duraksadı haliyle. Yani şunu söylemek istiyorum. Biraz sabrınızı rica ediyorum. Dergi size açtık. Bakın siz bu dergide benimle ilgili hiç özel bir şey gördünüz mü? Özel bir makale, özel bir röportaj, haberler dışında o doğal zaten olması gerekiyor ve bir de sunu yazısını yazıyorum. Ama dergiyi tamamen sizlere açtık fakat bununla ilgili biraz sabır göstermenizi istiyoruz. Yani iki, say iki ayda bir çıkıyor. Haftalık olsa belki şu ana kadar bütün üyelerimize yer vermiştik ama iki ayda bir olunca böyle oluyor haliyle. Biraz sabır rica ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi geçen birisi yazdığı için söyleme gereği duyuyorum. Mesamda korkunç bir israf var diye. Tam tersine her türlü israfın önünü kestik sevgili arkadaşlar. En büyük israfımız ne biliyor musunuz? Bakın yemek bile yemiyoruz burada. Çay, simit ve yanında peynir. Çiçek arkadaşlar çiçek gönderiyoruz. Üyemiz hastaysa haberimiz varsa çiçeğimiz gider. Düğünü varsa bize davetiye göndermişse asıl yararlanan hiç fark etmez çiçeği gider. Vefat varsa asıl yararlanan hiç fark etmez Anadolu'nun ucra bir yerinde de olsa çiçekçi çiçeği götürebilirim diyorsa çiçeğimiz gider. En büyük sarfiyatımız o arkadaşlar. Dergi derseniz derginin sponsorları var. Bırakın israfı, israf zaten yok mesamda önünü tamamen kestik. Bunlar yalan beyanatlar, inanmayın. Biz her şeyi bir şeye dönüştürüyoruz. Bir örnek vermek gerekirse. Mesam'ın bugüne kadar hemen hemen her gün önemli ölçüde geri dönüşüm kapsamında plastikler, kağıtlar, pet şişeler vesaire çıkar sevgili arkadaşlar. Onu bile paraya dönüştürüyoruz artık. Mesam bunları bilabedel bir belediyeye veriyordu. Hesabını yaptık. Aylık nereden baksanız 30-40 bin lira bir geliri var. Bunu bile paraya dönüştürüyoruz. Mesam tarihinde ilk defa işte onunla da çiçektir vesaire. Çiçek sponsoru bulamıyoruz maalesef. Çiçekçiler sponsor olmak istemiyor. Çünkü canlı canlı gidip mezattan satın alıyorlar. Nakit veriyorlar, nakit satıyorlar. Ama pazarlık yaparak gönderiyoruz. Piyasanın çok altında fiyatlarla gönderiyoruz. Duyduğunuz şeyler ee, teyit edilmedikçe... Biliniz ki e, yalandır arkadaşlar. Zaten bizden duyarsınız ne olursa. Şimdi gelelim Eylül e, dağıtımına. Sevgili arkadaşlar, şimdi üyelerimizin %90'ından fazlasının memnuniyetini görüyoruz. Hemen hemen her gün gelen mesajlarla, telefonlarla e, yönetim kurulu üyelerimizi, diğer üst kurullarımızı arayarak Memnuniyetlerini bildiriyorlar. Bir de sosyal medyada yaklaşık 20-30 civarında memnun olmayan ama bunu sosyal medyaya yazan arkadaşlar var. Bir tanesi yazmış. Recep Ergül demiştik ki biz göreve geldiğimizde telif gelirinizi en az 4 katına çıkaracağız demişti. Doğru. Ben zaten o videoları çekerken ne demiştim? Bu videoları saklayın. Bunlar olmazsa günün birinde karşımıza çıkarın utandırın bizi demiştim. Değil mi arkadaşlar? Söz ağızdan bir defa çıkar. Şimdi telifinizi dört katına mı çıkarmışız? Altı katına mı çıkarmışız? Yoksa hiç çıkarmamış mıyız? Veriyle konuşalım. Bu benim muhasebe sistemimizden aldığım net rakamlar arkadaşlar. Göreve gelmeden önce 2019 yılının Eylül ayında elmayla elmayı kıyaslayacaksınız. Elmayla armutu, elmayla narı değil. Biz Eylül dağıtımdan söz ediyoruz değil mi? Diğer dağıtımları da ayrıca yine kıyaslayacağız. 2019 yılının Eylül ayında dağıtılan para 9 milyon 988 bin lira arkadaşlar. Bakın buraya dikkat edin lütfen. Eylül 2019 bizden önce Dağıtılan para 9 milyon 988 bin lira. Küsuratı da var da hani. Eylül 2020 yine bizden önce yine görevde değiliz. Dağıtılan para 9 milyon 826 bin. Aynı. Biz göreve gelmişiz. 2021 yılının 1 Temmuz'unda işbaşı yapmışız. Eylül ayında dağıtılan para 17 milyon 892 bin. Geçen sene Eylül ayında 64 milyon 739 bin lira dağıtmışız. Onun içine UMK'yı da dahil etmişiz. Bu sene de dahil etmek istedik ama MESA, MSG, pay oranları, tahsilat, eşleşmeme vesaire aralık dağıtımına kaldı. Geçen sene 64 milyon lira dağıtmışız. 4 katı değil beyefendi. 6 katına çıkarmışız telifinizi. 6 katına çıkarmışız. Ve bu sene 63 milyon lira arkadaşlar. 6 katına çıkarmışız. Eğer UMK'yı yetiştirebilseydik, yetiştirebilseydik 100 milyonla rekor kılacaktık, kıracaktık. Yetişmedi. Ama aralıktaki dağıtımı göreceksiniz. Neyin peşindesiniz ya? İnsanın haddini, yerini, kendi gerçeğini bilmesi lazım. Oy için hiç kimseye şirin gözükmek için bir çaba içinde olamam. Ve bu videoları da çok yalın bir şekilde evinize misafir oluyorum. Muhtemelen evden takip ediyorsunuz çoğunlukla. Evinizde sizinle sohbet ediyormuş gibi çekiyorum. Her şey doğal. Bir cihaza bakmıyorum. Alışık değilim. Daha önce radyo ve televizyon programları yapmıştım ve orada da kimse benim elime bir metin tutuşturup da bunu oku diyemedi. Yapamam çünkü insanların özellikleri var. Yani ben doğaçlama konuşmaya alışık olduğum için başka kimselerle de kıyaslamayın lütfen. Eksiğimle kabul edin beni. Veri burada. Dört kat demiştim, telifinizi altı katına çıkarmışız. Tefe tüfe mi? Hayır. Tefe ile alakası yok dijitalin. Arkadaşlar konu ne biliyor musunuz? Biz görevi devraldığımızda dijital platformlarla yapılan sözleşmeler sudan ucuzdu. Üçüncü dünya ülkelerine reva görülen şey bize de reva görülmüştü. Ben bunları genel kurulda verilerle sizlerle paylaşacağım. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Avrupa standartlarına çıkardık arkadaşlar. Şimdi şunu mu diyor, diyorsunuz bana? <laughs> Duyuyorum bunları. Biz sana oy verdik, işte bize gelen hak edişten memnun değiliz. Kişiye göre muamele yok. Yöneticiler hiçbir zaman parayı görmez. Kime ne kadar telif tahakkuk ettiğini biz de profesyoneller de görmeyiz. Bir sistemimiz var, güvendiğimiz bir sistemdir. %100 güvenilir bir sistemdir. Test edilmiştir ve o yazılım sayesinde, o sistem sayesinde Herkesin, herkesin hak edişi otomatik olarak tanımlanır, hesaplarına yatar. Öbürü yolsuzluk olur. Zaten bizim o sistemin içine girip müdahale etme hakkımız yok da, ama diyelim ki ona elverişli manuel bir sistem, biz de müdahale olabiliyoruz. Hayır, girmeyiz o işe arkadaşlar. Kim ne kadar hak etmişse onu alacak. Şimdi telifinizi altı katına çıkardık. Burada kalırsak önümüzdeki yıl, bu zamanlar 10 katını konuşacağız belki ama 100 katına 1000 katına da çıksa 100 lira telif tahakkuk eden kişi eserleri iş yapmıyorsa hiçbir zaman 9000 liraya 10.000 liraya çıkmaz. Yapmanız gereken şey eser üretmek. E, üretiyoruz efendim iyi de 400 görüntüleme, 500 görüntüleme, 1000 görüntüleme, 10.000 görüntüleme bunlar para getirmez arkadaşlar. Daha önce de defalarca kez söylemiştim. Milyonlarca görüntülemeniz, milyonlarca tıklanmanız, milyonlarca indirmeniz olacak ki cebinize dişe dokunur bir şeyler girsin sevgili arkadaşlar. Yaptığınız bir hata da şu. Geçen genel geçen dağıtım döneminde diyelim ki YouTube'da şu anda 1.3 milyon izlenmeniz var. Geçen dağıtımda 1 milyonu aldınız. Şimdi 300 binin telifi tahakkuk eder size. Ama siz onu, hayır efendim 1 milyon 200 bin, iyi de 1 milyon aldın zaten. Şimdi <laughs> bu konularda da biraz e, mantığımızı çalıştıracağız. Biraz rasyonel hareket edeceğiz. Vicdanımızla da hareket edeceğiz. Telif 6 katına çıktı, 4 katına da değil. 4 demiştim garanti olsun diye. 6 katına çıktı arkadaşlar. Ama eseriniz o kadar iş yapmış telif o kadar tahakkuk etmiş. Ha bir şey var. Bana haksızlık yapılıyor. Benim eserim şurada milyonlarca tıklandı. Şurada şu kadar çalındı. Ama bana telif gelmiyor dediğinizde orada sizinle beraberim. Buraya gelin hem bir kahvemizi için hem sizi dağıtım birimiyle görüştüreyim. Geçmişe dönük son 10 yıllık bile teliflerinizin son kuruşuna kadar ulaşmak mümkün ama ben Son iki buçuk yılına kefilim arkadaşlar. İki buçuk yılda eğer bir haksızlıkla karşılaşmışsanız burada size haksızlık yapanın alnını karışlarım ve bunu önemli bir sorun, sorun haline getirir hesabını da sorarız yönetim olarak. Anlaştık mı bu konuda arkadaşlar? Aralık, aralığın belki ilk haftasına kadar çok büyük bir dağıtım sizi bekliyor. Bir başka konu daha var arkadaşlar. Vekaletler. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar belki 50 civarında üyemiz aradı. Genel kurul tarihini bilmiyorum ama katılamamam halinde vekaletimi size vermek istiyorum diye. Ben bu güvene çok teşekkür ediyorum. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Genel kurul tarihi belli olsun. Bunu duyuralım. Katılmamanız halinde tabii ki şerefle e, taşırız. E, bu arada zaten genel kuruldan genel kurula sizi hatırlayanlar da ortaya çıkacaklardır. Vekaletinize <laughs> talip olmak için. Ama yine de bizi layık görüyorsanız şerefle taşırız. Arkadaşlar bir başka konu da şu. Genel e, kurula geleceğim ama MESAM e, organizasyonu yapsın diyenler bile bir hayli fazla ama yüzde 60'a yüzde 40 şekillenmiş. Dolayısıyla çoğunluk ne diyorsa çoğunluğun sesini yönetim kurulumuzda masaya yatıracağız. Yönetim kurulundan nasıl bir karar çıkar? Karar çıkar çıkmaz bunu da sizlerle paylaşacağım. Özetle binamızın inşaat süreci başladı arkadaşlar. Yıkım bugün başladı. Ee, Kürtçe başta olmak üzere Türkçe olmayan Türkçe dışı dillerdeki müziklerin telif sorunları çalıştayını e, az önce belirttiğim gerekçelerle Mart veya Nisan 2024'e bıraktık. Anketimiz sonuçlandı. %60'a %40 üyelerimiz ödemesini bize yapın biz kendimiz kalalım diyor. Kıbrıs ve Azerbaycan'la ilgili gelişmeleri bir sonraki videoda yine sizlerle paylaşacağım. Eylül dağıtımını izah ettim. Telifinizin aldığımız görevi aldığımız günden bugüne kadar 6 katına çıktığını e, verilerle, muhasebeden gelen verilerle sizlerle paylaştım. Vekalet konusunda biraz bekleyin arkadaşlar. Dergimizi sizlerle paylaştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum.